sevgili W201 Sözvert projesine nihayet başlayacağız arkadaşlar. Kanka çok iyi değil mi? MM Power Garaj resmi YouTube kanalında herkese selamlar. Bir MM Power projesiyle alakalı tekrar buluştuk, birleştik. Yaklaşık 6 ay önce aldığımız W201 YouTube kanalımızdaki abonelerimiz ve Instagram'daki takipçilerimiz uzun zamandır merakla beklediği sevgili W201 Sözvert projesine nihayet başlayacağız arkadaşlar. Önümüze geçen diğer arabaların projesi bayağı bir geri yapmıştı biriktirdiğimiz arabalar ve hala projesi devam eden RX8 JZ ve Rally 2005 Mint Green projesi bayağı bizi geri yattı ve şu anda Sözvert projesine başlayacağız inşallah. Size yapılacak işlemleri, arabanın ilk alınma hikayesi, Konya'dan Kayseri'ye gelme hikayesini Kurban Bayramı'ndan önce anlatmıştım. Kısaca bir vlog çekmiştim. Arabanın öncelikle yapılması gereken bu projede tamamen sıfırdan kasa revizyonu görmeyecek. Çünkü kasa arabanın gerçekten çok güzel. İlk aldığımda da ben sırf bu yüzden çok beğenerek almıştım. Arabanın dışarıdan istediği bazı şeyler var. Bu gördüğünüz Sözvert vücudunda belirli body kit'in tamirat, tadilat işleri, daha sonra kaportanın ufak tefek ayarları ve daha önceki yapılmış boyayla alakalı yanlış işlemleri tekrar düzelteceğiz. Boyadaki yanlış işlemler neydi biraz? Boyayla alakalı alelacele herhalde zannediyorum. Boyanmış daha önce. Biz şu anda arabanın sadece dış kaporta revizyonunu, dışını tamamen soyarak arabanın içini ve motor evini, yani motoru sökmeden dış revizyonunu yapacağız. Ne yapacağız bu işlemleri? Nasıl yapacağız? Arabanın dış aksamları, pakoları, tamponları ve o dediğim gibi en önemli parçalar işte bu vücut parçalarıyla alakalı tamirat yapıldıktan sonra araba direktman boya revizyonuna girecek ve dıştan fabrikasyon bu metalik siyah renge boyanacak. Genelde yani merak edenler arabanın rengi ne olacak? Devamlı böyle rengini değiştirdiğimiz için arabaların rengini değiştireceğimiz zannediyor ama biz fabrikasyon renginde koruyacağız. Onun dışında jantlar değişecek. Önümüzdeki bölümlerde jantları, farları, stopları ve buna benzer bölümleri izleyeceksiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün boyaya girmeden önce bu mekanikle alakalı sorunları gidereceğiz. Arabaya daha önce biliyorsunuz normal LPG işlemi yapmışlar ve araba benzinde çalışmıyordu. Ufak tefek yağ sızıntıları vardı ve şu anda sevgili Masar aradık ve o Mercedes'le böyle çok ilgili alakalı olduğu için uzun zamandır da ben eski Mercedes toplamadığım için sağ olsun bize Volkan diye bir arkadaşı önerdi. Şimdi onun garajına gideceğiz ve mekanik işlerini, arabanın üzerindeki dediğim gibi yağ sızıntılarını, şanzımanıyla alakalı, diferansiyeliyle alakalı ve hala üstünde ters bir ve kilitli diferansiyeli mevcut arabanın değiştirmemişler, sökmemişler önceki sahipleri. Bizim için en önemli bölümleri buydu. Zaten 2.3, 16 varifin en önemli özelliklerinden biri de zaten bunlardı. Standart olarak gelen. Arabamızdaki LPG'yi tamamen orijinal bir şekilde sökeceğiz. Arabada hiç LPG takılmamış gibi birçoğu parçasını fabrikasyon hale getireceğiz. Şimdi gelin yavaş yavaş yeni sanayiye yola çıkalım. Canavar maşallah. Ekoste kumaşlarımızı gördünüz. Koltuklarımızın da dediğim gibi ufak tefek işte bu değişen yerlerini revizyon yapacağız arkadaşlar. Kendi orijinal döşemeleriyle duruyor. Şimdi gelin yola çıkalım bakalım sanayiye. Meşhur TES1 arkadaşlar. E30 M3'te ve 201'de Sözvert'te standart olarak çıkıyor. Yani Mercedes 190 var ya, yani gençliğimizin efsane vazgeçilmez makinelerinden. Ön camı da şimdi siparişini verdik. Birkaç tane malzememiz kaldı almadığımız. Bir göğüs kaldı geleceklerden biri. En güzel yanı şu ayna ve diğer aynanın bunda şu LCD ekran gibi durur burada. Kare durur. O çok güzel bir ayrıntı bence. Zaten o yıllarda birçoğu araçta zaten sağ ayna bulunmuyordu. Opsiyonel olarak alınıyordu bu ayna. Bu arabada da sol taraf uzun, sağ taraf daha böyle kare, kutu gibi küçük minik, kibar bir ayna. Benim hep böyle baktıkça böyle hoşuma giden 190'ın en sevdiğim yanlarından biri. Şu anda çalışması falan, rolantisi falan çok güzel. Ama dediğim gibi benzinde çalışma sorunu var. Bir gidelim. Sevgili Volkan mekanik işlerimizi yapacak. Daha yeni tanıştık. Araçtaki o kaç yağ sızıntısı var aklıma yatmayan. LPG ile alakalı sökeceğimiz parçalar var ve benzinde şu anda araba çalışmıyor. Zannediyorum pompayla, enjektörle alakalı bir sorunu var. Onları da gidereceğiz. Bu yapım aşamasını sizlerle beraber paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü siz hemen hemen E30 videolarına, RX8 videolarına, hemen hemen hepsine 190 ne oldu, Sözvert'e ne zaman başlıyoruz diye çok fazla soru sordunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yani benim gibi böyle bu arabayı sevmeniz beni gerçekten çok ayrıca mutlu etti. Çünkü herkes için her araba aynı ifadeyi taşımıyor. Çok fazla var bizim kanalda. Abi M4 videosu çekseniz yanlasanıza falan diye. Yani arabaların maddesel bölümüyle çok fazla zannediyorum ilgileniyorlar. Biz biraz daha böyle sevdiğimiz, böyle bize ikonik gelen arabaları almaya gayret gösteriyoruz. Sizlere bu yapım aşamalarını yapmaya gayret gösteriyoruz. Kendi gücümüzün yettiği kadar da arabalar alıyoruz. Umarım bu arabanın da en son hali. Yani ben şimdi tabii projeye başlarken hep
en başından en sonuna kadar arabanın görseli hep aklımda zaten. İnşallah benim en sonki getirdiğim hali sizin hoşunuza gider. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Volkan Usta'nın mekanına geldik. Göktürk Mercedes. Özellikle böyle buna benzer Mercedes'lerle uğraşıyor sevgili ustam. Şimdi arabamıza da şöyle ince de baktık. Yapacağımız parçaların listesini çıkardık. Ustacım, evet. Naber? Nasıl, sevdin mi arabayı? Güzel abi araba. Şimdi yapacağımız şeyleri şöyle ufak tefek bir liste çıkardık. Ne yapacağımızı şöyle istersen kısaca bir anlat. Neler yapacağız şimdi, neler eksik? LPG falan işlemi yapmışlar. Burada orijinal olmayan parçaları orijinal çevireceğiz. Doğru mu? Evet, doğrudur. Tüpü iptal edeceğiz. Tüpü iptal edeceğiz tamamen. Kurtulacağız ondan bir. Benzin dağıtıcısını da takacağız. Şu anda benzinin çalışmamasının sebebini anında buldu. Şuradaki benzin dağıtıcısı görevini görmüyormuş. Onu yenisini getireceğiz inşallah. Ateşleme sistemini değiştireceğiz. Kara düzen bir işler yapmışlar. Doğru mu anladım ben bu arabayı? İlk önce başlayacağımız mekanik işleri de arkadaşlar. Sevgili Volkan Usta sağ olsun, yeni tanıştık biz. Dükkanda zaten hep Mercedes'le uğraşıyor. Buna benzer yani daha böyle eski klasik Mercedes'lerle uğraşan çok fazla adam yok. Ekmeği ekmekçiye mi vereceksin diyorlar. Bu işi yapan adama verelim dedik sağ olsun. Volkan da çok güzel bir kardeşim sağ olsun, ilgilendi. Şimdi arabayı dediğim gibi parça listesini çıkartacağız ve orijinal döndüreceğiz. Yapım aşamasıyla kadar mekanik işleri bittikten sonra bir sesini solunu dinleyeceğiz. Bir son susturucusu orijinal değil. Bir de bunlarla arka süspansiyonla alakalı bir şey söyledin sen. Neydi? Yağlı. Arka taraf yağlı. İndiriyor kaldırıyor mu? Evet. Kendi ayarlı. Ben sol tarafında bir tuş oluyor eğrim açık olanlarda. Yok, yük attığına göre fazla kendi... kişi bindi mi kaldırıyor. Evet. Bak doğru. Mesela arabada varmış, iptal etmişler. Ona da bir bakalım ya, bulabilirsek parçalarını, eksiklerini. Bir bakalım onunla alakalı da hani eğirle alakalı işte yağ sistemde eski ABC dediğimiz bir sistem bu. Yağ körüklü kaldırıp indirme özelliği varmış arabada. Mesela böyle değişik bir özellik, 85 model bir arabadan beklenmedik bir özellik bence. Şimdi yavaş yavaş mekanik işine başlıyoruz arkadaşlar. Konsolda değiştireceğimiz malzemeler hep ayarlamış. Yenileri de değiştiriyoruz abi. Başlayalım hadi. Bujileri, buji kabloları, orijinalleri de değiştiriyoruz. Bu kübülo kapağının kenarından, doğru mu? Contalar şey olduğu için bobinin olduğu yere, bujinin olduğu yere yağ indirmiş. Şimdi hem o yağ falan temizledik. Üst kapakla alakalı eksileri giderdik. Buralara işte hep o ringleri değiştirmek yerine enjektörlerin girdiği yere sıvı conta falan yapmışlar. Onları hep temizledik. Daha sonra altına geçeceğiz. Altında da dediğim gibi karter contası, kran keçesi ve ona benzer yerlerden birkaç yağ kaçağı var. Onları da gidereceğiz. Evet arkadaşlar, bayağı güzel gidiyor. Tane tane gidiyor. Bu LPG ile alakalı birkaç hortumu araya T boru girmişler. Şimdi onları orijinal hortumlarına dönüştüreceğiz. Kürbüton kapağımızı taktık. Benzin dağıtıcısı ve ona benzer şeyleri de yerine değiştirdik. Enjektörleri de, o-ringleri, moringleri bayağı bir çatlamış, patlamış. Onları değiştirdik. Amortisör kuleleri yırtılmış. Onları değiştireceğiz. Şimdi bu üstle işimiz bittikten sonra, doğru mu? Evet. Soğutma ile alakalı işte radyatörde yanlış giden şeyler de, yağ radyatöründeki ayaklar yoktu. Onları hallettik. Termiği ve arkadaki mıknatısı iptal etmişler. O mıknatısı da şimdi taktık. Pervaneyi değiştik. Yerli yerine geliyor her şey. W201 merak edenler uzun zamandır bekliyordu çünkü biz biraz arabaya başlamamız zaman aldı. Projenin devamında beğendiğiniz gibi, istediğiniz gibi, sevdiğiniz gibi, bizim gibi 201 hastaları umarım beğenir bu arabayı. Ben çok keyif alıyorum yaparken, hazırlarken. Daha gelecek parçaları da var. Bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Eğer siz de kanalımıza yeni abone olduysanız ve dediğim gibi buna benzer projeleri merak ediyorsanız biz sürekli yapma aşamaları paylaşıyoruz kendi YouTube kanalımızda. Bilginiz olsun. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Bunlar hepsi yeni videoda var. Gidiyor mu araba? Araba hiç daha benzin ya. Performansını hiç kullanmadık, biliyoruz ya. Volkan Usta acayip gidiyor. Şimdi kilit minit gaza mı yakın bir yan yana çıkmayak mı? Gazlayalım mı? Ya aslında bunu şu karda bir yanlayabilseydik. Asfaltta da yaparız kanka, yanlış anlama. Makinamız 182 beygir, hayırdır oğlum? Ters bir şanzımanı, kilitli LSD defanseriyle her şeyle on numara. Bak buradan AMG'ye sesleniyorum. Adam bak 80 küsur yılında, 85 model bu araba. O yıllarda Cosworth 2-3'lerde, 2-5'lerde standart koymuş defanseriyle. Şimdiki AMG'lerde opsiyonel. Bak parayı alıyorsun öyle takıyorsun. Mercedes, ben sana sesleniyorum. Ya var içersen, ben var seversen. Petronas biliyorsun, Petronas. Ben de F1'de ana sponsoru Mercedes Benz'in. Petronas kullanmayacağız çünkü
Bu mu? Servis şu anda bu yağı kullandığı için bizde Mercedes-Benz logosu ama aynı. Sıvak marka kullanıyoruz aracımıza. Reklamlar mı? Sponsorlu. Sponsorlu mu? Çok şükür hiçbir şey bizi sponsor karşılamıyor. Her şeyi bizi kendimiz hallediyoruz Allah'ın izniyle. Kendi gücümüz yettiği kadar yapacağız arabayı. Eksik olur, fazla olur arkadaşlar. Ama önerileriniz varsa kesinlikle ve kesinlikle sizlerden yorum bekliyorum. İşte dedim ya, gücümüz yettiği kadar yaptığımız için eksiklerimiz olabilir, fazlalarımız olabilir. Hem videoda hem de arabada bilgileriniz olsun. Dediğim gibi kafanıza yatmayan, kafanıza bir soru işareti olur. Her konuyla alakalı sizden yorum bekliyorum. Bölümde hatırlarsınız arkadaşlar, çok farklı bir arkadaştan aldık biz bu arabayı. Bizim takipçimizin arkadaşıydı kendisi. Çok garip yani, böyle kullanmış kendi şeyine göre. Yani mesela şöyle bir egzoz sistemi, mesela böyle yani silencer'ın üstüne şöyle telle bir şey takmışlar. Yolda giderken düşmesin diye. Lastiği tamir etmişler, gelsene. Baksana kanka. Boydan boya vali sürmüşler. Yana. Ben iyi girmişim lan Konya'dan bu arabayla. Şuna temiz. Ha biz ne yapacağız? Oz Racing'lere kanka. 17 ya. 225-35 17. Bilirsin. Hazır var. Hazır var bir set. Hazır var bir set. Köşede yatıyor. Kulağı takacağız. ...66 litre benzin aldım. 437 lira. Normalde BMW E30'da 55 litre var. Bunda demek ki 70 litre bunun tanesi. Olabilir. Çok iyi. Al sana masraf gider. Hiç bitmeyen giderlerde bir gider. Dikkat ediyorsan bu videolarda Mercedes'lerde böyle bir yakıt alma olayı. Evet. CL500'ün videosunu izlemediyseniz hemen şuradan. Mercedes hastalarına tavsiye ederim. Onda da arkadaşlar araba kaç lira yakıyor falan. Takipçilerim çok merak ediyordu. Araba hayatında benzin görmemiş ki. Alışkın değil araba. Hayatında dediğim gibi benzin görmemiş. Her şeyimiz normal dönünce şaşırdı yani araba. Kanka kilit diferansiyel falan var ya, standart çıkmış ya. Harbi diyorum, çok keyifli bir araba. Peki bir soru. Şurada hemen anketi arkadaşlar cevaplarsanız sevinirim. 190 2.3 Cosworth mü? E30 325 Cabrio mu? Hangisi geçer? Çok merak ediyorum. Deneyeceğim şimdi. Mesela ilk defa arabayı benzinde bu performansı değişti. Eskiden tabii normal LPG takmışlar. Anlayamamıştım, araba gitmiyordu çünkü. Ama şu anda performansı bayağı iyi. Acaba 325'i geçer mi arkadaşlar bu araba? Merak da ediyorum açıkçası. Bununla alakalı bir rolling videosu gelebilir. Eski bizim videoları hatırlayanlar vardır, rolling videoları. Böyle bir rolling videosu yapalım diyoruz. Hem güçleri de benziyor. 182 beygir bu araba. O araba 170 beygir standart. Bir derecelik zentrik var. O daha ağır ama değil mi? O tabii Cabrio olduğu için biraz daha ağır bunda. 6 silindirli motor. Bu 4 silindir biraz daha hafiflik olayı var. Hem tentemente olayı da biraz bunda şey. Bir sorun bence. Merak ediyorum kanka, açacağız. Valla DBR sanki bitmiş kanka ya. Sana... Baskı varsa şu an zannediyorum iyi değil abi. Ya bana verdiği his bu. Beğendin mi? Nasıl? Kanka performans çok iyi. Yalnız araba baskı bağıta bitmiş. Ve şimdi biz biraz daha zorladık. Şimdi en son altına dikkat edersen araba hiç gitmez oldu. Çünkü baskı bağıtayı tamamen daha önce aşındırmış. Arabanın gücünü bilmediğimiz için farkına varmadık. Arabanın baskı bağıtasını değişmemiz lazım. Ama makine çok yani devir indirmesini görüyorum. Ama gidemiyoruz.